konuşan, söz söyleyen bir kimsenin aldığı mükafat dinleyici bulmasıymış. Yani eğer birisi söz söylüyor ve söylediği sözleri dinleyen birileri çıkmışsa, böylece o konuşan kişi mükafatını almış olurmuş. Fakat bugün burada biraz daha fazla bir şey var. Beni dinleme için, benim sözlerimi işitmek için vaktini ayıran insanları ben kendi şahsım adına tebrik ediyorum. Yani çünkü onların hiçbir işine yaramayacağı halde beni gene de dinliyor olmaları tebrike şayandır. Bu konuşmanın başlığı benim verdiğim şiir resitallerinde gömleğimin üzerinde yazılı olan sözdür. Ben şimdiye kadar 3 şiir resitali yaptım ve bu resitallerde giydiğim gömleğin üzerinde İspanyolca olarak Nigerra entre pueblos, ni paz entre clases yazılıydı. Türkçe'ye tercüme edecek olursak, ne halklar arasında savaş, ne sınıflar arasında barış. Halklar savaşmayacak, sınıflar da barışmayacak. Bu başlığı, bugünkü konuşmanın başlığı olarak seçen ben değilim. Yani ben burada size bu başlıkta bir konuşma yapayım diye kimseye müracaat etmedim. Ama Hollanda'da bu gelişim dolayısıyla iki konuşma yapmam bahis konusu idi. Bu konuşmanın yapılmasını iyi bulan arkadaşlar da bu başlıkları tespit ettiler. Bundan 2 gün önce, yani pazartesi günü İstiklal Marşı başlıklı bir konuşma yapmak üzere söze başladım. Fakat İstiklal Marşı'nı bitiremeden süre doldu. Ama söylediğim kadarının bir yere oturduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bir mesele konuşacağız. Yani sınıflar arasında barışın olmasını reddeden, halklar arasında da savaşın olmasını reddeden bir görüşün açılımı diyelim buna. Kaba hatlarıyla Müslümanlık hakkında bir şeyler bilen, İslam tarihi hakkında ortalama bir bilgisi olan birisi, halklar arasında savaş neden istenmiyor? Nereden çıktı bu sınıflar arasında barış gibi soruları kafasında barındırabilir. Bu sorular zihnini kurcalayabilir. Bu İspanyolca söz dünyanın bilhassa globalizm dediğimiz sermaye hakimiyeti yolunda idrak edilen son aşamanın doğurduğu bir slogandır. Yani böyle bir zor durumda insanlar bırakıldı. Yani pekala halklar arasında savaş olabileceği ve bunun da sınıflar arası barışı zorlayacağı fikri
ihtimal olarak güçlendi ve buna karşı, yani halkların savaşmasının başkalarının da, yani halk olmayanlarının da aleyhinde olacağı, buna mukabil eğer sınıflar arasında barış tesis edilecek olursa, bunun da hem halkların, hem sınıfların, hem de ne halk ne de sınıf olmayanların aleyhinde olacağı iddiası bu sözün içinde var. Şimdi bu adam neden bahsediyor diye kafanızda gene sıradan birçok soru doğabilir. Benim neden bahsettiğimi yakalayabilmek için şunu görmek gerekir. Görülmesi gereken şey, yaşadığımız dünya hiçbir bakımdan kabul edilebilir bir dünya değildir. Yani yaşadığımız dünyayı bir bakımdan kabul edilebilir sayan her kimse, o benim söylediklerimin saçmalıktan ibaret olduğunu düşünmekte haklıdır. Her kim ki dünyanın bugünkü hali hiç olmazsa şu bakımdan iyi diyorsa, o insan benim sözlerimin işe yaramayacağını ve de benim ne dediğimin anlaşılmasının da tehlikeler doğuracağını düşünür. Düşünmelidir. Düşünmesi normaldir. Bir hadisi kutsi şöyle der mealen: dehre sövmeyin. Kainatı çekip çeviren benim. Dolayısıyla şimdi biraz önce benim söylediğim şeylerle bu hadisi kutsi arasında bir bağ kurmak gerektiğinde benim gene aleyhimde bir sonuç doğar. Şöyle ki, yani sen madem ki şu yaşadığımız dünyanın hiçbir bakımdan kabule değer olmadığını söylüyorsun, demek ki Allah'ın kurduğu düzenden şikayetin var. İşte bu meseleyi konuşalım. Acaba hakikaten öyle mi? Yani biz bugün bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya insan hayatının, bazı insanların hayatı olduğu fikriyle kurulmuş bir dünyadır. Bütün insanların insan olmadığı, sadece bazı insanların insan olduğu düşüncesiyle kurulmuş bir dünyadır bugün yaşadığımız dünya. Ve bu bazı insanlar dünyanın bazı yerlerindedir. Dolayısıyla dünyanın bazı yerlerinde insanlar gerçekten insandır, ama başka yerlerinde insanlar insan olmak adayıdırlar. Bu dünya bir şekilde kuruldu.
bize gittiğimiz mekteplerde bir şeyler öğrettiler. Ve biz de bunları iyi de öğrensek, kötü de öğrensek kafamızda bu bize öğretilen şeylerin esas olduğu fikriyle büyüdük. Bunu anlamamız lazım. Yani biz sadece biz değil yani bu salonda bulunanlar değil modern hayatın eleştirisini yapmayan herkes ne olup bittiği konusunda şartlandırıldığını bilmeden yaşayan insanlardır. Şimdi bu şartlanmaları geride bırakarak, bu şartlanmaların kötü tesirlerini üzerimizden atarak ne yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. Bunun içinde olan biten hakkında bir fikir sahibi olmamız lazım. Şimdi bugün dünyada teşekkür ederim. Menfaati diğerinin menfaatine uymayan insanlar toplulukları var. Yani birçok topluluğun birçok toplulukla menfaat çatışması var. Bunlar bugünkü konuşmamızın başlığında olduğu gibi halklar, milletler, devletler mi? Yoksa bazı dinler, felsefe yaklaşımları ya da sosyal gruplar nihayetinde de sınıflar mı? Müsaadenizle ceketimi çıkaracağım. Ben çok kolay terliyorum. Bildiğimiz şeyler niçin bilgidir ve biz bunları bilmekle neyi güçlendiririz? Bildiğimiz şeyler niçin bilgidir ve biz bildiğimiz şeyleri bilmiş olmakla neye güç katıyoruz, neyi sağlamlaştırıyoruz, neyi pekiştiriyoruz? Veyahut tersinden söyleyelim, neden bazı şeylere bilgi demiyoruz ve bir şeyleri bilmemekle neden çaresiz kalıyoruz? Şimdi bazı insanlara galebe çalmış bazı insanlar kendi güçlerini artıran bilgilerin bilgi olduğunu mağlup ettikleri insanlara kabul ettirmişler ve bu mağlup sayılan insanlar da galiplerin sen bunu bileceksin dediği şeyden mahrum
kaldıkları zaman işlerinin sonu gelecek korkusu içinde yaşamaktadır. O yüzden biz eğer Müslüman isek dünyada Müslüman olmaktan daha değerli bir şey olduğunu bilmeyerek Müslüman kalabiliyoruz. Çünkü galip sayılan unsur zümre Müslüman değil. Dolayısıyla Müslüman kişi kendisinden daha değerli, daha önemli birisi olmadığını söyleme fırsatı bulamıyor. Buna gizliden gizliye inansa bile. Bütün bu girizgahı bize öğretilen her şeyin, ama her şeyin A'dan Z'ye değil, Elif'ten Y'ye yanlış, yanlış olmakla kalmayıp kötü, kötü olmakla kalmayıp zehirli, zehirli olmakla kalmayıp alçaltıcı olduğunu anlatmak için bu kadar uzun bir girizgah yaptım. Bize kendimizi Müslüman olmakla kendimizi küçük görmediğimiz takdirde yaşama şansımız olmayacağı dayatılmış durumdadır. Ben bu konuşmada size bu işin hiç böyle olmadığını anlatmaya çalışacağım. Ne halklar arasında savaş, ne sınıflar arasında barış. İlk girizgah olarak, madem halklar arasında savaş olmayacak diyoruz, o zaman cihat edilmeyecek mi diye sorması lazım birisinin. Yani o zaman ben de bu soru karşısında cihadın halklar arasında savaş olup olmadığını sorarım. Cihat bazı halkların bazı halklara savaş açması değildir. Cihat ilahi kelimetullah için yapılır. Yani Allah'ın kelamının yayılması için cihat yapılır. Başka da bir sebebi yoktur cihadın. Ama birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı padişahı ve halifesi İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus ittifakına karşı cihad-ı ekber ilan etmiştir, değil mi? İşte bu La guerra entre pueblos. Yani bu cihat olmasına imkan yok. Çünkü aynı zamanda bu cihat Almanları kapsamıyor. Çok şükür ki şeyde yaşıyoruz şu anda, bulunuyoruz Hollanda'da. Hollanda Birinci Dünya Savaşı'na girmedi. Yani ne cihat ilan eden taraftaydı, ne de cihat ilan edilen taraftaydı.
Yani gördüğünüz gibi daha ilk adımda büyük bir tuzak içinde olduğumuz, kandırmaca içinde olduğumuz, başımızda her zaman belalı alçak hainlerin olduğunu anlamamız lazım. Yani bu iş hiçbir şekilde kötüler arasında bir tercihe yol açmaz. Müslümanca düşünmek, helal haram arasındaki farkı bilmek demektir. Helale yaklaşmak, haramdan uzaklaşmak. Budur Müslüman olmanın ve Müslüman kalmanın temel prensibi diyelim. Demek ki bu halklar arasında savaş hikayesi tamamen bir takım hükümranların hükümranlıkları uğruna emirleri altındaki insanları gerektiğinde öldüreceklerinin nişanesidir. Yani onlar isterlerse tebaalarını cepheye sürebiliyorlar, öldürebiliyorlar. Sınıflar arası barışın reddedilmesi demek çok daha netameli, çok daha üst seviyeli bir düşünce alanı. Sınıf kelimesini biz Türkçe'de Batı dillerindeki klas anlamında kullanıyoruz. Ama bakınız mesela trenlerde, uçaklarda bu kelimeyi Türkçe kullanmıyoruz. Mevki diyoruz. Yani first class Türkçe'ye tercüme edildiği zaman birinci mevki oluyor uçaklarda ve trenlerde. Ya da business class. Yani demek ki bu dille ilgili çok önemli bir mesele var. Yani sınıf meselesini Avrupa mantalitesiyle, Avrupa zihniyetiyle anlamak başka bir şey, Türk kafasıyla, Müslüman zihniyetiyle anlamak başka bir şey. Biz yani insanlar batılı anlayışa göre sınıfsız bir toplumun ideal bir toplum olduğunu savunabilir. Ama biz böyle bir şey yaptığımız zaman aptalca bir şey yapmış oluruz. Çünkü bizim hayatımız özellikle tasnife, sınıflanmaya ve bu sınıflar arasındaki farkın korunmasına bağlıdır. Bizim dilimizde esnaf kelimesi sınıfın çoğuludur. Değil mi? Diyecek bizim dilimiz Arapça mı diyeceksiniz? Tabii ki bu da sırası gelmişken söyleyeyim. Yani dünyada bütün Müslümanların ana dili Arapçadır. Çünkü bu bizim Hatice anamızın, Fatıma anamızın, Ayşe anamızın dilidir. Yani eğer mutlaka bir ana dil arıyorsanız, kime ana diyorsanız onun dilini esas almanız lazım. Onun için biz esnaf kelimesini, yani sınıflar anlamına gelen kelimeyi ancak kapitalizmin topraklarımızda hakim olduğu zaman küçültücü bir anlamda kullandık. Yoksa esnaf kelimesi bir ahlaki yücelik ve asalet anlamına gelirdi. Yani
bir insan ben yalan söylemem, ben esnafım derdi çok eskiden, kapitalizmin hakimiyetinden önce. Ama daha sonra Türkiye'de esnaflık etme, esnaf ağızlarını bırak diye küçültücü bir şekilde kullanılmaya başlandı. Çünkü esnaf demek sınıflandırılmış. Yani mesleki varlığı toplum örgüsü içinde bir yere yerleştirilmiş. Yani sınıflar. Ama bir de sunufu devlet var. Onlar da devlet sınıfları. Tabii ki bu ikisi arasında da barışın olmaması iyi bir şeydir. Evet, bu da ikinci girizgah olsun. Yani bu ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases sloganının anlaşılması için iki girizgah yaptık. Neye gireceğiz? Birinci derecede ihtiyacımız olan bilgilerin, eğer Müslümansak, eğer Müslüman kalmak istiyorsak ve eğer Müslüman olarak ölmek istiyorsak, yani ihtiyacımız olan bilgilerin kaynakları hakkında bir kafamızda netlik doğması lazım. Şimdi Müslüman olarak düşünmek demek, eğer böyle bir şey varsa, böyle bir şey yapılabilirse, ilim ve imanın hiçbir zaman birbirinden bağımsız olarak, birbiriyle alakası olmaksızın kavranılamayacağını bilmek demektir. Bize gavurlar bilmenin başka bir şey, inanmanın başka bir şey olduğunu 300 yıldır kakalamışlardır. Argo kullanıyorum çünkü çok aşağılık bir faaliyetle yüz yüzeyiz. Yani kemali ciddiyetle konuşulacak bir şey değil. Bize gavurlar, kafirler, bilmenin bir şey, inanmanın başka bir şey olduğunu öğretmekle bizi yolumuzdan çıkarmışlardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de meraklı olanlar açıp baksınlar, ilim ve iman ya peş peşe gelir ya siyak sibak ile yan yanadır. Bu iki kelimenin hiçbir zaman birbirinden uzak düşünülmesine imkan yoktur. Yani iman etmeden bilemezsiniz, bilmeden de iman edemezsiniz. Yani Immanuel Kant, ben aklın sınırlarını tespite giriştim ki inanca yer açılabilsin dediği zaman Müslüman zihniyetin çok dışında bir şeyden bahsetmektedir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim bize kafirlerden, müşriklerden, facirlerden, fasıklardan bahsederken hiç mi akletmiyorlar der. Yani iman ile akıl İslam'da hiçbir zaman farklı alanlarda yer alan bir şey sayılmaz. Bu da üçüncü girizgah olsun. Asıl söylemek istediğim şey şu. Bize 17. asırda doğan bilim, Avrupa'da doğan bilim doğrultusunda bir şeyler öğretiyorlar. Ve Avrupa'da acınacak derecede alt düzeydeki zihni faaliyet
böbürlenerek bir bilgi skalası, bir bilgi yelpazesi, bir bilgi merdiveni ortaya çıkardı. Ama bu neden oldu? Neden böyle bir şey oldu? Çok 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 yerlere gidemiyoruz. Bir şeyleri anlamak için kendimizi belli zaman ve mekanda sınırlamamız lazım. Yani bütün zaman ve mekanları hesaba katan bir açıklamayı insan zihni zaten kaldıramaz. Onun için şöyle kendi insanlığımızı bilerek neden kaldıramaz insan böyle bir açıklamayı? Çünkü insan Allah'ın emirlerinden sapmayacak kadar melek değildir. Yani biliyorsunuz meleklerin hürriyeti yoktur. Yani melekler Allah'ın emirleri ile yani Allah'ın emirlerini ya yapsam mı yapmasam mı diye böyle bir hani tercihle karşı karşıya olmayan varlıklardır. Ne biz insan olduğumuz için melek kadar Allah'ın emirlerine irtibatlı, murabıt varlıklarız, ne de hayvanlar kadar kendi iç tepilerimizin izinden gidecek kadar uzak yani hiçbir değer tanımama mevkiinde varlıklarız. Yani akıl ile şehvet arasında bir yeri var insanın. Ne saf akıl melekler gibi, ne saf şehvet hayvanlar gibi. İnsan dediğimiz zaman ulvi olanla sufli olan arasındaki irtibatı kurabilen varlığı anlıyoruz. Bu irtibatı kurabildiği kadar kafası bir şeye eriyor. Ne kendini tamamen hayvanlar gibi sadece ihtiyaçlarının alanında var kılabiliyor, ne de melekler gibi sadece Hakk'ın emirleriyle hareket eden bir pozisyona geçebiliyor. 17. yüzyılda doğan, Avrupa'da doğan bilim, bunun daha eskisi yok muydu? Tamam, bunu bilim felsefesinde ve bilim tarihinde konuşuruz, tartışırız. Ama 17. yüzyılda Avrupa'da bir bilim doğdu. Neden 17. yüzyılda Avrupa'da böyle bir bilim doğdu? Alfred North Whitehead, İngiliz filozof, Science and Modern World kitabında 17. yüzyılın dahiler yüzyılı olduğunu söyler. Avrupa medeniyeti, Avrupa kültürü 17. yüzyılda her alanda dahiler yetiştirmiştir. Neden bu böyledir? Çünkü ...1526 yılında...
Mohaç Meydan Muharebesi olmuş. Daha sonra 1526 ne zaman? 16. yüzyılın ilk yarısı. İlk çeyreği. Mohaç Meydan Muharebesi 1526. Mohaç Meydan Muharebesi. Bundan bir süre sonra 1571, aynı yüzyılın son çeyreği. 1571'de İnebahtı'da Türk donanması yakılmıştır. Bunlar ne manası var? Bilimle ne alakası var? Söyleyeyim. Türkler 13. asırda bugün Türkiye diye bildiğimiz toprakları vatan edindiler. 13. asır. Yani 1200'lü yıllar. Hristiyan takvimine göre. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu Türkler Balkanları da hükümranlıkları altına aldılar. Böylece başarısızlığa uğrayan Haçlı seferleri Müslümanlara karşı başarısızlıkla sonuçlanan Haçlı seferleri neticesinde Avrupa'ya çekilmek zorunda kalan Hristiyanlık bu sefer Avrupa'ya hapsedildi. Yani önce Haçlı seferlerinin mağlubiyetle sonuçlanması, onların tamam buraları mülkümüz haline getiremedik, geldiğimiz yere gidiyoruz dediler. Tamam gittiler ama akabinde Türkler bütün Balkan Yarımadası'nı hakimiyetleri altına alınca bu sefer onların Hindistan'a giden yolu tıkandı. Doğu Akdeniz'deki bütün hakimiyetleri sona erdi ve Hollanda gibi iklim bakımından elverişsiz, toprak bakımından verimsiz bir alanda yaşamak, doymak, giyinmek zorunda kalan insanlar oldular. Bu başlarının çarelerine bakmaları lazımdı. Bakmaya çalıştılar. Ama ne yapsalar doğru dürüst dikiş tutturamadılar. Çünkü Balkanlara kadar gelen bu adamlar yarın bir gün ya Londra'ya kadar gelirlerse onun için bu hapsoldukları alanda bu kışlar çok uzun. Yani şimdi bugünlerde havalar Hollanda'da iyi, siz o zaman düşünmüyorsunuz ama düşünün yani orta çağ şartlarını, yani uzun kışlar. Yiyecek sadece toprağın altından bulabildiğiniz bazı şeyler. Biraz elma, armut var ama o kadar yani. Üstleri başları da yok. Zaten yıkandıkları falan da yok. Çok kötü hayat şartları altında yaşanıyor. Yani bugün 1492 yılında keşfedilmiş olan Amerika, bugün midemizi doldurduğumuz şeylerin geldiği ürünlerin ana vatanı. Patatesin ana vatanı Ant Dağları. Yani Güney Amerika'daki bugün Peru dediğimiz yerde bilhassa olan Mısır Amerika'dan geldi. Domates Amerika'dan geldi. Fasulye bir
çok türü bakımından Amerika'dan geldi. Yani biz burada bakla bilirdik ama fasulye İnkaların icat ettikleri bir şeydir. Her neyse, yani biz bugün insan bunların Amerika'dan geldiğini öğrenince ya eski insanlar ne yiyordu diye merak ediyor. Yani ve onlar işte turp, şalgam böyle şeyler yerin altından ne elde edebilirlerse onunla doyuyorlardı. Orta çağda şövalyeler sofranın üzerinde böyle salkım gibi nöbet şekeri bilir misiniz? Nöbet şekeri böyle ham, yani henüz daha tam olmamış şekerler vardır. Böyle kristal halinde. O böyle sofranın üzerinde asılı olurmuş ve yemekten kalkarken şöyle bir dil atarlarmış. O kadar nadir bir şey şeker yani. Neyse, yani bu insanlar bu topraklarda bir yaşama mücadelesi veriyorlardı. Siyasi yapı nasıldı vesaire vesaire, bunları da fırsat buldukça başka vesilelerle konuşabiliriz. Ama yani bu insanlar bu topraklara, mesela dünyada ilk mühendislik çalışmaları Hollanda'da yapılmıştır. Yani adamlar denizden toprak kazanmaları lazım. Bir şey yani, yaşamak çok zor buralarda. Yani bu adamlar, bu Türkler gelmişler Balkanlara kadar, Viyana kapılarına kadar. Bunlar da buralarda işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu herifler bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyor Yahya Kemal. Herifler demek ki hakikaten, acaba doğru mu? Bin, dev gibi bir orduyu böyle bin atlı yeni veriyor mu? Olabilir. Böyle bir ihtimal var. Ondan sonra ve fakat diyorlar ki biz Hristiyanlaştırdığımız Macarları Türklerin önüne kalkan olarak koyduk. Türklerin önünde Macarlar oldukça hiç olmazsa bizim gelip ekmeğimizi elimizden alamazlar diye düşünüyorlar. Ama 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesi olduğunda Macar kalkanı düştü. Telaşı kaplıyor bütün Avrupa'yı. Artık Macarlar bizi, Hristiyan alemini, Türk atlarının, Türk kılıçlarının tesirinden koruyamaz, kurtaramaz. Bunlar geldi gelecek. Ve bu patatesin, domatesin geldiği yere gitmeyi düşünüyorlar. Yani ne yapıp Türkler gelirse ne yaparız? Biz de Amerika'ya gideriz diyorlar netice itibariyle. Yani orada bir kıta var, hiç olmazsa keşfettik ondan sonra. Fakat Vatikan, papalık, Hristiyan aleminin moralinin bozulmasını istemiyor. Bunun için yoğun çabalar harcıyor. Ve bu yoğun çabalar şeyde İnebahtı diyoruz biz. Onlar Lepanto diyorlar. O savaşta ürünlerini veriyor. Fakat ben size burada bu savaşla ilgili bazılarına göre ayrıntı olabilir, bazılarına göre çok önemli sayılabilir. Bir hikaye anlatayım. Portekizli bir aile, Portekizli bir Yahudi ailesi
zorla Hristiyanlaştırılmış. Yani tehditle Hristiyanlaştırılmış Katolik bir aile. Ama aslı Yahudi ve Yahudiliklerini de içten içe muhafaza ediyorlar. Fakat tabii Yahudi aile olduğu için bunlar para işleriyle uğraşıyorlar. Tefecilik yapıyorlar. Ve bu aile Fransız kralına yüklü bir borç veriyor. Sonra bu aile bir yolunu bulup İstanbul'a geliyorlar. Nasıl o yolu buluyorlar? Herhalde deniz yolu geldiler. İstanbul'a gelince asıl dinlerine geri dönüyorlar. Bu ailenin ileri gelenlerinden birisi Joseph Nassi, bizim Sarı Selim veya Sarhoş Selim dediğimiz padişahla çok iyi arası. Hatta bugün Türkiye'de çok kullanılan bir tabirle onun kankası. Bu Joseph Nassi Naxos dükü, yani Yunanistan'da bir bölge Naxos, ikinci Selim, Sarı Selim, Sarhoş Selim, onu Naxos dükü yapıyor kankasını. Bu Sarı Selim Hürrem Sultan'ın oğlu. Sarılığı da bu anasından geliyor herhalde. Anası Ukraynalı. Benim en büyük abim, Ali Rıza abime, nenem, Esma nenem, sarı çıfıt dermiş. Çok sarışın olduğu için. Bu Sarı Selim de sarı çıfıt. Bu Naxos dükü Joseph Nassi Fransız kralından borcunu geri istiyor. Ya yanma iş diyor. Yani bu kadar sene geçti. Hala parayı vermedin. Fransız kralı da diyor ki ben bir Hristiyan'dan borç aldım. Benim hiçbir Yahudi'ye borcum yok diyor. Bunun üzerine Sarı Selim Fransız gemilerine borca mahsuben el konulmasını Naxos'ta emrediyor. Ve bu olay üzerine Fransız gemileri, Fransız savaş gemileri ilk defa Haçlı donanmasının içinde yer alıyorlar. O güne kadar, yani o güne kadar Akdeniz'de herhangi bir gemi Türk gemileriyle karşılaşırsa yağmaya uğramamak için Fransız bayrağı çekermiş. Çünkü Fransa'yla Osmanlı Devleti Akdeniz'de bir, yani aradaki devletleri hasmı olmak bakımından işbirliği içindeler. Fakat dediğim gibi bu olay, yani o yüzden de Fransız savaş gemileri hiçbir zaman papalık kuvvetlerine gemi vermiyor. Ama bu el koyma işi olunca ilk defa Fransız gemileri Haçlı donanmasının içinde yer alıyorlar. Gerçi
Lepanto, gavurların Lepanto dediği bizim ne diyoruz? İnebahtı dediğimiz savaş sırasında Fransız gemileri aktif olarak savaşa katılmıyorlar. Ama orada hazır bulunuyorlar dizilmiş olarak. Yani her ihtimale karşı durup dururken şimdi bir de ateşli savaşa girerlerse yani soğuk savaş halinde kalıyorlar, sıcak savaşa girmiyorlar ki ne olur ne olmaz bu sefer ya Türkler gene duruma hakim olursa gene bir mazeretli olacak. Biz evet geldik ama girmedik diye. Ama savaş Türk donanmasının yakılmasıyla sonuçlanıyor. Fakat gene o sırada dünyada Türklerin askeri gücü o kadar parlak ki İnebahtı da donanmanın yakılması dolayısıyla yapılan anlaşmada papalık ya da başka bir de Venedik mesela şimdi orada bilhassa papalık gemileri, Venedik gemileri ve İspanyol gemileri. Bunlar ağırlıklı. Hepinizin çok iyi bildiği, pek azınızın okuduğu Don Quixote romanının yazarı Cervantes, o İnebahtı savaşına katılanlardan birisi ve hangisi olduğunu bilmiyor. Herhalde sol koludur. Sol kolunu savaşta kaybetti Cervantes. Ki herhalde eğer solak değildiyse sağ eliyle yazmıştır Don Quixote romanını. Yani biz Türkçe'de Fransız telaffuzuyla Don Kişot diyoruz. Onun normal adı Don Quixote. Zaten adı da Arapçadan geliyor. Hikayede bir Arap hikayesi. Hiç merak etmeyin. Yani bunu zaten ön sözünde Cervantes kendi söylüyor. Yani öyle hani gizlenmiş bir şey değil. O yüzden Cervantes'e Lepanto'nun çolağı derlermiş. Orada kolunu kaybettiği için. Bu savaşın sonunda ne diyoruz bu savaş hangi tarihte? Hristiyan takvimine göre 1571'de oldu. Ve aynı tarihte Türk donanması Kıbrıs'ı fethetti. Bunun üzerine işte Sadrazam dedi ki siz donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Halbuki kolunu kesen Cervantes. Neyse. Kesilen sakal daha gür olarak gelir fakat kol yerine gelmez falan diye bu palavradan ibaretti. Çünkü hiçbir zaman o donanmanın gücünde bir donanmaya bir daha kavuşamadık. Yeni inşa edilen gemiler gerçekten yeniden gemiler inşa ettiler fakat o gemilerin savaş gücü ben denizcilikten o kadar anlamıyorum ama kitaplar böyle yazıyor. O gemilerin savaş gücü yanan donanmanın savaş gücünün çok altındaydı. Dolayısıyla Türkler Akdeniz hakimiyetini donanmanın yanmasıyla kaybettiler. Şimdi Sade'de dönersek şöyle bir şey oldu. 1526 yılında Türkler Mohaç Meydan Muharebesi'ni kazanmakla bundan sonra Avrupa'yı işgal edebileceklerini herkese gösterdiler. Fakat ve bu zamanda bütün dünyada sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada Türkler mağlup edilemez fikri yaygındı. Türkler mağlup edilemez. Fakat Lepanto'da donanmanın yakılmasıyla papalık bütün dünyaya görüyorsunuz. Türkler mağlup edilebiliyor
fikrini yaydı ve bu kabul gördü. Ondan sonra işte 1571 gene Hristiyan takvimine göre 16. asrın son çeyreği, ...17. asır... artık bütün Avrupa'da, yani 1600'lü yıllar, bütün Avrupa'da biz Türkler elimizden, Türklerin elimizden alamayacağı bir medeniyet yükseltebiliriz fikrinin yeşerdiği çağdır 17. yüzyıl. Yani ne yaparsak bizde kalacak, elimizde kalacak. Türkler elimizden alamayacak. Dolayısıyla 17. asır hem Batı biliminin doğduğu yüzyıldır, hem de edebiyatta, sanatta en parlak zekaların kendilerini gösterdikleri zaman dilimidir. Çünkü dediğim gibi Türk tehlikesi bertaraf edilmiştir. Şimdi bunu bilmek çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'ni idare eden insanlara da kendi devletlerinin yıkılacağı fikri kabul ettirilmiştir. Yani tabii ki bu patladak olacak bir şey değildi. Zaten yani insanlar durumun neyi arz ettiğini gayet iyi biliyorlardı. Yani 17. yüzyılda Batı ne kadar dahiler yetiştirmiş olursa olsun, dünyada askeri güç ve siyasi organizasyon bakımından Osmanlı Devleti'nden daha parlak bir alan yoktu. Bu 18. yüzyılda da böyle devam etti. Yani ama işin sahibi olan insanlar, yani kendi medeniyetlerinin Hristiyan ya da İbrani Hristiyan medeniyetin militanlığını, dirijanlığını yapan insanlar bir faaliyet göstermeye başladılar. Ve böylece kendi çabalarının ürünlerini en kabule değer unsurlar olarak ne yaptılar? En kabule değer unsurlar olarak yerleştirdiler. Yani gemi nakliyatı sebebiyle çar olmadan önce Petro'nun gelip Hollanda'da bu işi öğrenmeye çalışması bu propagandanın bir uzantısıydı. Yani İstanbul'a gelip bir şey öğrenmeye çalışmıyor ama Hollanda'ya gelip bir şey öğrenmeye çalışıyor. Çünkü Türklerin çağı kapandı. Her ne kadar onlar şu anda ne kadar güçlü iseler de onlar çöküp gidecek. Onun yerine Avrupa'daki medeniyet yükselecek. Şimdi bu medeniyet yoğun kesif yani çabalarla bir yerden bir yere geldi. 17. asırda
dahiler yetiştiren medeniyet 18. asırda aydınlanma çağını yaşadı. Türk dünyası o zaman ne yapıyordu? Türk dünyası o zaman İslam'la olan münasebetinin nasıl bir verim, nasıl bir sonuç, nasıl bir ürün vereceğini hesaba katmaksızın Müslüman kalabilirse gerisinin çok kolay halledebileceği fikriyle hareket ediyordu. Yani 17. asırdan itibaren Avrupalılar taş taş üstüne koymaya çabalarken Türkler taşların yıkılmamasıyla uğraşıyorlardı. Yani onlar kendilerinin zaten bir bina kurduklarına inanıyorlardı. Bu binanın çökmemesi yeterdi. Onlar bu bina bir gün çöker, biz çöktüğü zaman yeniden yapılacak bir bina usulü bulsak demediler. Ama sanatçılarımız, musikişinaslarımız ve şairlerimiz mensup oldukları milletin okka altına gitmemesi için, mensup oldukları milletin kafir çizmeleri altında yaralanmaması için bir şeyler yaptılar. Bunların ne yaptığını kim gördü? Pek az insan. Yani ben size bunun net bir işaretini takdim edeyim. Buhurizade Mustafa Itri Efendi 17. yüzyılda yaşamış bir bestecimizdir. Ve bu zat, bu yüksek insan biz bayram tekbirini ve salavat-ı şerifeyi bestelemiştir. Şimdi sizin bayram namazına gittiğiniz zaman söylediğiniz ama çürük çarık söylediğiniz, yani hakkını veremediğiniz, çünkü ben de bayram namazlarına gittiğim zaman buna şahit oluyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, hu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bunu Mustafa Buhurizade Mustafa Itri Efendi besteledi. Bu bir sanat eseridir. Yani asr-ı saadetten beri gelen bir terennüm değildir. Bu 17. yüzyılda Türk milletinin tarihten silinmemesi ve Türk milletinin kafirlerin darbeleri altında zaafa uğramaması için bir sanatkarın bütün Müslümanları birliğe davet eden, bütün Müslümanların yek vücut olmalarını sağlamak üzere ortaya çıkardığı bir eserdir. Bunu herhalde belki Malezya'da da söylüyorlar. Arap dünyasında söylendiğini biliyorum. Yani
Ama onlar ıtrinin bestesi olduğunu bilmezler. Ama öbürü de ıtrinin bestesidir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu da bestedir. Bu da ıtrinin bestesidir. Bu da bir milletin yekpare kalarak bütün belaları def edebileceğinin hizmetinde bir eserdir. Ama neden bir millet yekpare olamadı? Olamadı. Neden? Çünkü hainler tarafından idare ediliyordu. Bu kadar basit. Ama bizim hatamız sadece kendimize işimiz ile sınırlıdır. Yani ne zaman kendimize güvendiğimizi kendimiz anlayacağız. Yani başkasının anlamasına lüzum yok. Kendimize güven, kendine güvenmek demek, kendine güvenmek demek. Bunun bir şeyi yok. Yani hani hariçten tanınabilir bir tarafı yok. Biz Türk milleti olarak, Türk milleti demek İslam milleti demek. Ya olur mu? Bu kadar Türk olmayan Müslüman var diyeceksiniz. Böyle şey olmaz. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Türklük bir kavmi işaret değildir. Ama dünyada siyaset öyle aktı ki bugün artık Türklüğün bir kavmi hadise olduğunu sananlar var. Ve hatta ırkçılık gibi bir şeyden bahsediyorlar. Dünyada Türk ırkı yokken nasıl Türkçülük ırkı olur? Anlaşılır bir şey değil. Her neyse. Bunu da dördüncü girizgah olarak kabul edersek, asıl size söylemek istediğim şey, bizim bilgi diye bildiğimiz şeyler sadece bu bilgiyi üreten insanların iktidarını pekiştiren şeylerdir. Şimdi insanlık tarihinin belli periyotlara ayrılması, bu Avrupalıların heveskar bir züppeliğinden başka bir şey değildir. Yani bu çünkü insanların yaşadığı zamanın lineer, çizgisel akış içinde olduğunu kabul ile anlaşılabilecek bir şeydir. Yani başlamış, şuraya gelmiş, şuraya gelmiş, şuraya gelmiş, şuraya gelmiş. Yani bu ilerlemeci, progresif ve ister istemez evrimci, evolüsyoner bir anlayıştır. Bu 18. yüzyılda Türklerin mağlup edilebileceğinin, hatta edilmekte olduğunun kabulüyle batıda doğmuş olan bir anlayıştan ibarettir. Bu doğrudan doğruya bizi ilgilendirir. Onlardan çok bizi ilgilendirir. Çünkü biz bu gavur kafasını kabul ettikçe battık. Avrupalılar acınacak insanlar oldukları için bunu ne münasebet, bak gördün mü ne kadar kuvvetliyiz deyip kendi kendilerine bir geçmiş uydurdular. Bunu lisanlarıyla başlattılar. Yani Avrupa'nın Hint-Avrupa dil ailesi ne mensup dillerin konuşulduğu bir alan olduğunu söylediler. Çünkü aslında
Roma İmparatorluğu çöktükten sonra Avrupalılar cangıl cungul böyle konuşmaya başladılar. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Avrupa'da doğan ilk milli dil Fransızcadır. Diğerleri daha sonra şekil almışlardır. Ve bunlar günün birinde, yani biz de öyle uyduruk kaydırık insanlar değiliz, bizim de geçmişimiz var, bizim de köklerimiz var deyip kendilerine kökler uydurdular. Bu kökleri uydurdukları zaman 18. asırda, yani 1700'lü yıllarda aydınlanma çağı dediler kendi yaptıkları işe. Immanuel Kant aydınlanma çağında değil, aydınlanmakta olan bir çağ. İnsanlık başladığı zamandan itibaren gelmiş bunların en ilerledikleri zamana gelmiş. İlerlemeci ve evrimci görüş bu. Yani insanlık sıfırdan başlamış, ilkelden bileşiğe doğru, ilkelden gelişmişe doğru, bir bakıma kötüden iyiye doğru bir macera yaşamış. En iyisi de ne zamanmış? 18. yüzyıl Avrupa'sı. Daha helayı bilmeyen insanlar. 18. yüzyılda Avrupa'da helayı yoktu. Yani lazımlıklara kakalarını yaparlardı ve pencereden aşağıda dökerlerdi. Sokaklarda çok dardı, pis pis kokardı bütün şehir. Bu insanlar en ilerlemiş insanlar olduklarını düşünüyorlardı. 18. yüzyılda. Ve dolayısıyla insanlık tarihini efendim kendi keyiflerine göre ne yaptılar? Biçimlendirdiler. Şimdi burada 1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından fethi ana temadır. Çünkü Türkler yerküre üzerinde yaşanmaya değer her yeri ellerinde bulunduruyorlardı. Diğer her yer, yani burada yaşasak mı yaşamasak mı, burada yaşayınca ne olur diye sorular doğuran yerlerdi. Yani yaşama imkanları bakımından en elverişli yerleri Türkler ele geçirmişler. Dolayısıyla İtalyan site devletlerinde Türklerin başarılarını tesirsiz kılacak bir hamle yapılma mecburiyeti hissedildi. Ve bu hamle de yapıldı. Bu hamle yapıldı ve Batı medeniyetinin temelleri 14. asırda kapitalizmin temelleri olarak atıldı. Türklerin parlaklığını geçmek temel motif buydu. Tabii ki coğrafi keşifler dediğimiz şeyler de birinci sebep olarak Türkleri arkadan çevirmek. Yani Hindistan'a ulaşıp Türkleri arkadan çevirmek. Yani onlar önümüzdeler. Onların da yani yüz yüzeyiz. Dolayısıyla bunlar buradan gelip ve bu yüzden de işte Yavuz Sultan Selim
Mekke ve Medine'nin güvenliği gayesiyle ilk doğuya sefer yapan padişahtır. Yani Osman, Orhan, Bayezid, Murat, Bayezid, Çelebi Mehmet Fetret devrinin padişahı, ikinci Murat, ikinci Mehmet, ikinci Bayezid, Yavuz'a geldik. İkinci Bayezid'e kadar bütün Osmanlı ilerlemesi batıya doğrudur. Ve savaşların hepsi Haçlı ordularıyla yapılmıştır. Ama Avrupalıların Ümit burnunu çevirip, Ümit burnunu geçip Hint okyanusuna açılmaları ve bir miktarda olsa Yemen'e çıkmış olmaları Mekke ve Medine'yi kafir tehdidi altında bıraktığı için Yavuz Sultan Selim'in Mekke ve Medine'nin Osmanlı topraklarına dahil edilmesiyle güvenliğinin sağlanması sağlandı. Bu iş uzunca bir süre donduruldu. Yani Batı'da yükselen güç, bu güç ekonomik olarak yükselen bir güçtü. Ve sonunda sanayi inkılabına vardı. Onu oraya geleceğiz. Ama ekonomik olarak yükselen güç dünyayı parselledi. Buna müstemlekecilik diyoruz. Osmanlı toprakları dışında her yer Batı hakimiyeti altına girdi. 18. yüzyılda bu böyleydi. Ve o yüzden de Batılılar, Avrupalılar kendilerinin en ilerlemiş insanlar olduklarını söyleyebiliyorlardı. Osmanlı topraklarından başka bazı topraklar da Batı müstemlekeciliğinin konusu olmaktan çıktılar. Bunlar Çin, Afganistan, İran. Bunlar da müstemleke olmayan ülkelerdi. Fakat bunların hiçbiri Osmanlı Devleti gibi kendi başına modern çağlarda, yani 14. asırdan itibaren kendi başına bir yaşama formu, bir hayat seviyesi, bir insani tavır ama bütün dünyanın tanıyabileceği ve kabul edebileceği bir insani tavır geliştirmiş ülkeler değildi. Neden bu topraklar doğrudan Avrupalıların müstemlekesi olmadı? Çünkü bakıyorsunuz Amerika kıtası tepeden tırnağa müstemleke. Afrika tamamen müstemleke. Asya içleri, bugün Orta Asya falan dedikleri yer, Rus müstemlekesi. İşte Rus. 18. asırda Avrupa dünyanın en ilerlemiş yeri kabul edildiği zaman
bir gelişme yaşandı. Bu gelişme Paris, Amsterdam, Londra üçgeninde yaşandı. Paris dünyada ticaret kapitalizminin bir milleti doğurduğu merkezdi. Amsterdam, İtalyan site devletlerinde başlayan kapitalist gelişmenin navlun yani mal taşımacılığı yoluyla biriken sermayeyi piyasa örgüsü haline getiren insanların kurdukları metropoldü. René Descartes diyor ki, bu şehirde benden başka ticaretle uğraşmayan insan yok. Amsterdam için. Londra, geniş topraklarıyla, geniş üzerinde güneş batmayan imparatorluğuyla para kazanmanın en hızlı ve en karlı, yani hem çabuk para kazanıyorsun hem çok para kazanıyorsun. Buralar İngiliz müstemlekeleriydi. Ve İngiliz müstemlekelerinden diğer milletler de başta Almanlar olmak üzere para kazanıyorlardı. Ne dedik? Paris, Londra, Amsterdam. Bir medeniyet yükseldi. Bu medeniyete tepki değil, bu medeniyetin parlaklığı, nasıl bir zamanlar İstanbul'un alınmasıyla bir Türk parlaklığı bahis konusuydu. Şimdi Avrupa'da yükselen para hakimiyetinin verdiği bir parlaklık vardı. Bu parlaklığa yetişmek için Almanlar ve Ruslar kolları ve paçaları sıvadılar. Şimdi Alman kısmını bir tarafa bırakalım. Ruslar kolları ve paçaları sıvadıkları zaman bir takım sonuçlar aldılar tabii. Dolayısıyla yükselen bir güçtü Rusya, Çarlık Rusyası. Ve Çarlık Rusyası bu kendi sınırında olan bölgelerin Çin, Afganistan, İran ve Osmanlı devleti bu bölgelerin dünyadaki müstemlekeleşmeye av olmayacağını, bunlar benim sınırım diyor. Eğer buralar, bu topraklar dünyadaki büyük müstemlekeci kuvvetler tarafından paylaşılacaksa o zaman aslan payını ben alırım diyor. Çünkü buralar benim sınırım. Aslan payını ben alamazsam buraları size yedirmem diyor. Böyle dediği için mesela Çin doğrudan doğruya müstemleke olamamıştır. Ama siyasi tarih kitaplarını açıp bakarsanız Çin nüfuz bölgelerine ayrılmıştır. Fransız nüfuz bölgesi, İtalyan nüfuz bölgesi, Britanya nüfuz bölgesi, efendim Fransız dedik galiba. Yani böyle. Ama tabii para en çok İngilizlerin elinde olduğu için Çin'e en kolay hakim olan da İngiltere'ydi. Afganistan'da ve İran'da bariz bir şekilde Rus-İngiliz rekabeti yürüyordu. Yani bazı yerlerde İngilizler, bazı yerlerde Ruslar nüfuz bölgeleri tesis etmişlerdi.
Bütün bunları şunu anlamamız için söylüyorum. Tarih periyotları olarak bildiğimiz şeyler Batı'nın matah bir şey olduğunu anlamak için uydurulmuş şeylerdir. Şimdi Batılılar Rönesans yaşadılar diyoruz değil mi? Aslında bu isim tam olarak 19. yüzyılda doğmuştur. Yani kendileri bir şey olduklarına inandıkları zaman ya biz nasıl oldu da böyle olduk deyip bakmış aha biz İtalya'da bir Rönesans yaşadık dediler yani. Bu yani Rönesans ismi 19. yüzyılda oturmuştur. Yani daha önce kullanılmışlığı var ama tam olarak periyot olarak, tarihi bir periyot olarak 19. yüzyılda kabul edilmiştir. Yoksa tabii bir şeyler olmuş tabii. Sonra zaten hemencecik yanına reformu eklerler biliyorsunuz. Rönesans ve reform. Şimdi Rönesans dediğimiz şey ne? Kelime anlamı Rönesans Fransızca. Yeniden doğuş öyle mi? Yeniden doğuş. Kimin yeniden doğuşu? Bunlar antik Yunan ve antik Roma döneminin esas olduğunu, dolayısıyla Avrupa'nın yeniden doğmak istiyorsa bu esaslarına dönmesi gerektiği fikri. Yani biz yeniden bir şey olacaksak eğer aslımız bu, yani antik Roma, Rönesans bunların yeniden doğumu ve gerçekten de başta resim sanatı olmak üzere Rönesans eski Yunanlılar böyleydi, eski Romalılar böyleydi fikriyle hareket eden bir dönem yaşadılar. Ama acaba hakikaten eski Yunanlılar böyle miydi? Eski Romalılar öyle miydi? Bunu imkanı yok yakalayamadılar. Hep öyle kendi işlerine gelen bir şekilde anladılar. Ve biz de ya bu gavurlar her şeyi biliyor deyip onlardan bir şey öğrenmeye çalıştık. Halbuki onlar sadece kendilerini ayakta tutabilmek, kendilerini ciddiye aldırabilmek için böyle bir çabaya girmişlerdi. Dolayısıyla antik çağ dediğimiz şey onların kendi dünyalarının temelini oluşturuyor. Yani onun için Batı'da doğan medeniyete İbrani, Hristiyan, Greko-Romen medeniyet diyoruz. Yani Hristiyanlaşmamış olsaydı ve Yahudiler bu medeniyete büyük katkıda bulunmamış olsalardı bu medeniyet yükselemeyecekti. Ama bu medeniyet temel olarak kendisini eski Yunan'a ve Roma'ya bağlamamış olsaydı zaten sözü edilebilir bir şey olmayacaktı. Onun için 16. yüzyılda hemencecik bu eskiler ve modernler olarak, modern kelimesi yeni çağın adıydı. Yani özellikle düşünce ve sanat alanında bazı insanlar diyorlardı ki, bakın bu bizim atalarımız, eski Yunanlılar ve eski Romalılar yapılabilecek şeyin en iyisini yaptılar. Dolayısıyla biz de bir şey yapacaksak ancak onların yaptıklarının taklidini yapabiliriz. Modernler de diyorlardı ki ya tamam onlar çok güzel şeyler ama biz daha iyisini yapabiliriz. Yani onlar güzel şeyler yaptılar ama biz onları aşan şeyler de yapabiliriz. Dolayısıyla bu münakaşada
biz daha iyisini de yapabiliriz diyenler medeniyetin öncüleri oldular. Fakat bu daha iyisini yapabiliriz diyenlerin arasında bu Hristiyanlıktan ve Yahudilikten başka bir şey de olabilir diyenler de vardı. Onların tabi canına okudular. Ve onların bölümlemelerine göre geç antikite denilen bir zamanda İslam doğdu. Yani onların sıralamaları, onların periyotlara ayırmaları dolayısıyla. Şimdi bu sınıf meselesi 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels'in Komünist Manifesto'yu yayınlamalarıyla beraber farklı bir renk kazandı. Yani sınıfların varlığı ve sınıflar arası ilişkiler 19. yüzyıla 1848'e gelinceye kadar tabii ki batıdaki tetkikler sebebiyle Karl Marx'ın ifadesiyle burjuva bilim adamlarının ortaya çıkardıklarıyla bir seviyeye gelmişti. Bir cesaret sahibiydi. Ama bu iki adam Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto'nun başında dediler ki insanlık tarihi bir sınıf çatışmaları tarihidir. Ve bugün dediler proletarya ile burjuvazi karşı karşıya gelmek suretiyle bu tarihin son aşaması yaşanmaktadır. Biz işte proletaryanın burjuvaziyi tasfiye ederek, yok ederek yeni bir dünyanın kurulmasına iyi gözle bakıyoruz. Bu olacak dediler. Dolayısıyla insanlar bu tasvirin hayatlarında çok etkili bir rol oynadığını birebir gördüler. Ve Marksist bakış açısını reddetseler bile sınıf meselesinde Marksistlerin bu kadar keskin ifadelerinin devre dışı bırakılamayacağını düşünerek yaşar oldular. Evet. 9 olmuş. Evet, ben de onu belirtmek istiyorum. 1,5 saat demiştik. Saat şöyle 2 saat oldu. Siz eğer toparlarsanız biraz da dinleyicilere söylerim. Belki sorunları olur. Ben tabii ki yani söyleyeceklerimin onda birini söylemedim. Onun için toparlamam imkansız. Daha hiçbir şey söylemedim ki ben. Tamam. Ama ben şimdi eğer sizin kafanıza bir kurt düşürdüysem kendimi bahtiyar addederim. Yani bu işte bir iş var. Bu hiç de bildiğimiz gibi değil diye bir kafanızda bir şeyler çaktıysa bu iyi. Çünkü uzun uzun daha bunları yani dün Mehmet Erike dediğim ya bak bu
45'ten sonraki meseleler yarın konuşacağız değil mi? Bakın daha 45'de daha 18. yüzyılda kaldık. Yani en fazla birazcık 19. yüzyıla girebildik. Onun için bu meseleler hakikaten kendini İslam dininin mensubu sayan insanların bu iş hiç de gavurların, kafirlerin bize dayattıkları gibi değil demeleriyle açılan yolda ilerleyecektir. Yoksa Adorno şöyle demiş, Benjamin böyle demiş diyerek anlamaya çalışırsanız onların anladığı kadar anlarsınız. Bu da işinize yaramaz, çocuklarınızın işine ise hiç yaramaz. Yani çünkü çocuklarınız onu da düşünmeyecekler. Yani onlar hiçbir şey düşünmeyecekler. Çünkü dünya düşünmeme üzerine ilerliyor. Yani dünyada olan biten şeyler düşünmezsen daha iyi şeyler. Yani düşündüğün zaman berbat oluyor. Yani onun için düşünmeyeceksin. Böylece idare eder gidersin. Ne olacak şu kısa ömrümüzde? Yani hepimiz öleceğiz. Karizmayı çizdirmeyeceksin yalnız. Yani şimdi durumun ne olduğunu kavradık ve geriye ne yapmamız mı kaldı? Yani ben daha dedim konuşmamı bitirirken, yani ben söyleyeceklerimin onda birini söyleyemedim. Yani vakit darlığından. Ayrıca bakınız bu böyle olmaz. Yani bu gavurların metodudur. Yani konferanslar, hatta seminerler, dersler yoluyla insanların bir zihni mesafe kat edeceklerini sanmak şeydir. Evet. İslami anlayıştan uzaklaşmadır. Yani bir öğretmenin tahtanın başına geçip çocuklara şunlar 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 bilinecek diye o çocukların kim olduğu, ne olduğu, nereden geldikleri, niçin orada oldukları hesaba katılmadan bir şey öğretileceğine inanmak, bunu Batılılar yaptılar. Yani kendi çocukları da bu şekilde sefil oldu. Hele de hakimiyetler altındaki insanların çocuklarını sersefil ettiler. Yani Müslümanların dünyasında böyle olmaz. İlmi bakımdan kendisi iyi bir yere gelmiş olan insan ya da iyi bir yere geldiği diğerleri tarafından fark edilen insanın talebeleri olur. Yani onlar o adamın müktesebatını talep ederler. O da bakar, kendi müktesebatını aktarabileceği çocuklar var mı? Tabii eğitim çocuklukta başladığı için. Bakar, onlarla konuşur, onlara sorular sorar falan. Der ki şu 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 olmaz, şu 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 olur. Yani onlar onun gerçekten talebeleri olurlar ve zaman içinde hocanın müktesebatı aynı zamanda talebelerin de müktesebatı olur onlar.